Herkese merhabalar. Sadece kadınlığımızın değil adımızın da konuşulacağı Kadınlar Konuşuyor programında bu haftaki konuğum da konumuz da çok önemli. Sevgili dostum Hilal Çatak, profesyonel yaşam koçu bizlerle beraber ve çocukta özgüven konusunu konuşacağız sizlerle birlikte. Bu programı tekrarında mutlaka izleyin ve izlettirin diyoruz. Aynı zamanda her cuma saat 15'te kıymetli konuklarımla beraber sizlerle birlikte olmaya ve önemli konuları konuşmaya da devam edeceğiz. Öncelikle hoş geldin Hilal, merhabalar, nasılsın? Hoş bulduk Peri, çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Evet, seninle daha önce de program yaptık. İnsanlar mutlaka tanıyorlar ama tanımayanlar için bir kere daha sormak istiyorum. Hilal Çatak kimdir? Ben aslında bütün ünvanlarımdan öte kendimi bir hazine hatırlatıcısı olarak tanımlıyorum. Çünkü bir kişi kendi hazinesini onurlandırdığı, fark ettiği kadar anlamlı bir hayat yaşar. Ve herkesin hazinesi kendi özüdür. Bütün sorumluluklarını, bütün yapabileceklerini mümkün kılan ama hepsinden büyük bir özü var. Ve benim de kendi özümle aslında bir arada olduğum, onu bulma ve onurlandırma şansı olduğu bir koçluk yolculuğundan bugünlere geldim. Ben hem Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF onaylı, hem de Avrupa ve Yönder Koçlar Derneği IFCC onaylı, PCC ünvanında profesyonel bir koçum. Evet. Savunma sanayiden hizmet sektörüne, mühendis firmalarına kadar birçok kurumla, kişiyle, yöneticiyle koçluğa dair, liderliğe dair çalışmalar yapıyorum. Farklı gazetelerde köşe yazıyorum. Kendi kitabım çıkmak üzere. Evet, o çok heyecanlandırıyor ve şahane bir çocuğun annesiyim. Bugünkü konu benim için çok değerli. Yıllar önce ne yapmalıyım bu dünyaya hizmet etmek için diye düşündüğümde çocuklar iyi olursa her şey zaten iyi olacağını keşfettim. Ama evet, çocukların iyi olması için de önce annelerin ve babaların iyi olması gerektiğini keşfettim. En önemli şey. Evet, o yüzden önce ebeveynler neleri daha iyi yapabilir bunun için biraz ondan bahsetmek isterim. İnanılmaz kıymetli. Bir yıl önce biz seninle işte ilk programımı yaptığımda çok farklı şeyler konuşuyorduk. Bir yıl içerisinde kendine yine o kadar fazla değer kattın ki öncelikle bunlar için seni çok tebrik ediyorum. Hani bir kadının küllerinden yeniden doğması ve işte aşama aşama neler yapabileceğinin en büyük göstergelerinden bir tanesisin aslında sen. O yüzden ilham veren kadınlardan bir tanesisin. Senin arkadaş olmaktan, dost olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Ve kitabın da beni çok heyecanlandırıyor. Yani çocukta özgüven konusu bizim için çok önemli ve çok fazla sormak istediğim soru var. Hem eğitimci hem anne olarak. Ama küçücük kitaptan da bahsedersek, çünkü nasıl heyecanla bunu oluşturduğunu en yakınlarından bilen biriyim. İzleyicilerimiz de bir, evet, duysun bence. Kitabım bir kişinin kendi gücünü, yapabileceklerini, başına ne gelmiş olursa olsun onu hatırlatmak için ortaya çıkmış bir yazı ve bu yazının içinde bazı hikayeler bulacak ve aslında yarım bir kitap, tam bir kitap değil. Hı hı. Okuyucuyla beraber tamamlanacak bir kitap çünkü içinde sorular var. Aslında bir koçla çalışıyormuş gibi ama bunu biraz daha kolay ve ulaşılabilir bir hale getirmeye, hı, çalıştım. O soruları cevaplayarak kendisiyle derinleşecek. Çünkü aslında bir kişi ihtiyacı olan her şeyle yaratılmıştır. Evet. Ama bunu bazen unutur ve bir çocuk gibi, bizim çocukluğumuz da çok uzun sürüyor ya, başka bir yerden beklerken bulurken hayatı da biraz zaman kaybedebiliyor. O yüzden ben şunu hatırlatmak için, ihtiyacı olan her şeye sahipsin, burada senin için sorular var. O sorularda derinleşme şansı verirsen kendine, kendi yol haritanı kendin çizeceksin. Bu kitap sana sadece ilham olacak demek için yazdım. Evet, bir an evvel ben de artık okumak ve kendimden de bir şeyler bulmak istiyorum diyeyim o zaman. Şimdi çocukta özgüven bizim için çok önemli. Normalde o sohbetlerimizde de hep işte çocukluktan, işte erken yetişkinlik döneminden, yetişkinlikten, hı hı, ebeveynlerimizden, işte ebeveynlerin çocuklar üzerindeki tutumlarından hep bahsediyoruz. Hı hı. Çünkü senin de söylediğin bir şey var. Çocuk zaten özgüvenli doğar ama yetişkin bireylere baktığımızda özgüveni eksik birey dediğimiz aşamaya kadar neyi kaybediyoruz ya da neyi vermiyoruz, neyi eksiltiyoruz ya da neyi çoğaltmayı bilmiyoruz. İşte bu konu bence özellikle ebeveynler için çocuklara bakış açısını değiştirebilecek nitelikte bir konu. Tabii ki de 40 dakika bunun için yeterli değil ama bir yerden başlayacak, tabii, olursak eğer sevgili İlay, çocukta özgüven deyince neyi anlamalıyız?
Bir kere çocukla özgüven dediğimizde mutlu bir çocuğu anlamalıyız. Başaran bir çocuktan öte mutlu ve coşkulu bir çocuğu anlamalıyız. Çok önemli. Evet. Evet, coşku varsa orada bir umut vardır, bir şeye güveniyordur. Sonra özgüven gelir. Özgüvenle aslında o motivasyon dediğimiz şey ortaya çıkar. Bütün bunlardan evvel tabii aile yapılarına bakmamız gerekiyor. Ebeveynlik tarzlarımız genelde 3 kategoriye ayrılır. Daha böyle disiplinli katı aile yapısı, esnek aile yapısı ve demokratik aile yapısı diye bunu böyle 3 bölüme ayırabiliriz. Ayırabiliyoruz, değil mi? Ama ben bunlardan öte bir şey söyleyeceğim. Çünkü izleyicilerimiz, bu konuyla ilgilenen kişiler zaten çok meraklı ve araştırma yapabiliyorlar. O yüzden ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Google'da bulamayacakları bir şeyden bahsetmek istiyorum burada. Çok iyi. Seyircilerimizi. Şimdi çocuklar harika bir mücadele ruhuyla, inanılmaz yeteneklerle, umutla doğar. Onlar bile varlığı bile insanların gülümseme sebebidir. Ama sonra o umudun yavaş yavaş söndüğü, yavaş yavaş odasına çekildi, hiçbir şey yapmak istemedi, çocuklara dönebiliyorlar. Ve biz ebeveyn olarak ne kadar müdahale ediyorsak, ne kadar onun için uğraşıyorsak o kadar sonuç alamayabiliyoruz. Ve bu çok can sıkıcı bir durum haline gelebiliyor. Ben o yüzden bambaşka bir şey söyleyeceğim, şunu diyeceğim. Biz, yani kadınlara ve erkeklere şunu demek istiyorum. Bana yaranı söyle, sana çocuğun nereden yaralayacağını söyleyeyim. Evet, çok önemli, yaranı söyle. Evet. Yani ebeveynlerin, yetişkinlerin kendi yaraları, belki de farkında olmayan yaraları, belki de çocukluktan getirdikleri alışkanlıkları ve acıları mı çocuklar üzerindeki yaraları açıyor diyoruz. Kesinlikle. Ve ben bu programı ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşmışsa uğraşsın, elinden gelen her şeyi yapmış olsa da hak ettiği değeri hissetmemiş, yeterli hissedemeyen bütün çocuklara armağan etmek istiyorum. Ya, ve onlara şunu demek istiyorum. Nasıl hissettiğin kim olduğunu anlatmaz. Nasıl hissettiğin uzun süre neye maruz kaldığını anlatır. Özün hepsinden daha büyük. Bunu demek istiyorum. Orada da şuna bakacağız. Yani yaramızı bilmek çok değerli. Çünkü biz farkındalıksız bir yaşamda yaramızdan yara açıyoruz. Mesela eğer benim yemek problemim olduysa küçükken ve bana diyelim ki zorla yedirildiyse, ben ve zayıf bir bünyeyle büyüdüysem, benim en büyük yaram güçsüz ve zayıf hissetmek olduğu için çocuğumun üstünde biraz daha baskı kurarken ve onu çok iyi yedireyim de o benim yaşadığım zorlukları, acıyı yaşamasın diye harekete geçerken buluyoruz. Peki bunu yaparken kim oluyoruz? Annemin aynısı. Evet. Oldum. Oldum. Ve tam da yaramdan yara açtım. Ben çok kontrol edildim, hiç istediğimi yapamadım. İşte ben çok baskılandım. Resim kursuna gitmek istiyordum ama beni göndermediler diyen bir ebeveynden şunu duydum ben. Benim kızım jimnastik yapmak istiyor ama ben jimnastikçi olmasını istemiyorum. O resim kursuna gidecek. Ben gidemedim çocukken. Evet. Onun resim kursuna gitmesi lazım. O zaman ebeveynlerin bir kısmı kendi çocukluklarında yapamadıkları şeyleri çocuklarına misyon olarak yüklüyor ve bu noktada yetiştirmeye çalışıyor ve bunun çok büyük bir yanlış olduğunu farkında değiller diyebilir miyiz? Kesinlikle. Mesela birçok kursa gitmek istemiş ve yapamamış bir sürü ebeveynle karşılaşıyorum. Çocuk çocukluğunu yaşamanın dışında her şeyi yapıyor. 3 tane kursa gidiyor, okula gidiyor, geliyor, ödev yapıyor ve her şeye yetişmeye çalışıyor. Bir tek çocuk değil. Her şey. Evet. Müzisyen, ressam, matematikçi okula gidiyor. Bir yetişkinden daha fazla ağır sorumlulukları oluyor ve orada çocuğun umutlu hissetmesi, mutlu olması pek mümkün değil. Çünkü yorgun ve çünkü annesini mutlu etmek için yapıyor. Bakın iki tane çocuk yetişir orada. Bir tamamen asi, yapmayacağım der ve yapmaz. Bir de boyun eğen çocuk yetişir. Takdir toplamak için ailesine isterse onu yapmaya çalışıyor. İkisi de günün sonunda mutsuz olur. Çünkü ikisinin de odağında kendisi yoktur. Bir tanesi babasına, annesine karşı bir hayat kurmuştur. Bir tanesi onlara için bir hayat kurmuştur. İkisinde de kendisi olmadığı için merkezinde güzel bir hayat kurmuştur. İyi bir evi vardır, kapısında arabası vardır, bir ailesi vardır. Ama huzurlu değildir. O keyif almak ne demek? Evet. Mutluluk ne demek? Bir türlü gelmez. O yüzden hani nereden yara açtığımızı bilmemiz çok değerli. İşte bütün bunların özünde de aslında şey var galiba. Sevgi
Ya o kadar çok inanıyorum ki sevginin iyileştirici gücüne de çok inanıyorum. İnsanın önce kendisini sevmesi, kendisini sevdikten sonra kendi değerleriyle birlikte karşıya değer vermesi. Yani özgüvende, özgüvensiz bireylerdeki temel eksiklik bana göre hep değersizlik duygusu, takdir edilmeme duygusu ve doğru sevgiyi doğru şekilde alamama durumu söz konusu. Sevgisizlik diyemem çünkü aşırı sevgi ve aşırı kontrolcülük de bazen çünkü çocuklarda yara açabiliyor. Hatta sen devam etmeden bir örnek vermek istiyorum ya da sormak istiyorum. Lütfen. Şimdi 18 yıllık eğitimcilik hayatımı ben de bir nebze ufacık bitireli işte 6-7 ay falan oldu. Bir velim vardı, nasıl seviyor çocuğunu asla sevmiyor diyemem ama nasıl kontrolcü yani. İşte 6. sınıfa gidiyor öğrencim ama ayakkabısını bağlamayı bilmiyor. Çantayı anne hazırlıyor. İşte dolabından kıyafetleri anne alıyor. Çocuk başarısız olduğunda neden üst kurda değil alt kurda ya da neden üst sınıfta değil alt sınıfta? Sürekli çocuğuyla alakalı bir talep içerisinde ve çocuğun bunlarla ilgili hiçbir talebi yok. Çocuğun istediği tek şey top oynamaktı, futbol oynamaktı ve kendini o alanda özgür hissediyordu ama top oynamayı çok sevdiği için akademik olarak başarısız olacağını düşündüğünden çocuğunu top oynamaya bile göndermeyen bir veli profilim vardı ve ben çok üzülüyordum. Çünkü çocuğa bakıyorum aslında sağlıklı gelişimini çevresel faktörde arkadaşlarıyla kurtarmaya çalışıyor ama anne baskısına maruz kaldığında ve baba da aslında hani biraz daha demokratik ama anneyle çatıştığı noktada çocuğa yararı olamayan bir baba. Ve maalesef bu ebeveyn türlerinden, veli türlerinden 18 yıl içerisinde çok fazla karşılaştığım durumlar oldu. Eğer varsa bizi izleyen, hani bu örneklerde kendini bulan bir velimiz varsa ne söylemek isteriz onlara? Yani yaptığı şeyler aslında çocuğa nasıl zarar veriyor? Yaptığı şeyler çocuğa sen hiçbir zaman yeterlisin mesajını veriyor. Sen hiçbir zaman yeterli değilsin. Hiçbir zaman da değerli olamayacaksın. Çünkü hiçbir zaman bu çocuk annesinin gözünde yeterlisin ve değerlisini alamayacak. Bakın çocuklar herhangi bir şey yapar annesinin gözüne bakar. Bir şey yapar. Yani anlamlandırma kısmını çocuk annesinden alır. Bir şey yaptı. Işıldıyorsa annenin gözü devam edebilir. Evet. Yaptı görülmüyorsa yapmaya devam edebilir. Aslında çocuklar çok zor vazgeçer biliyor musunuz? Ben çoğu çocuğu görünce böyle mektup yazmak istiyorum ona. O kadar şahane, iştahlı, keyifli, umutlu bir çocuktun ki bunu hatırla diye mektup yazasım geliyor. Çünkü ben o çocuğun 10 sene sonra gözündeki ışığın nasıl söneceğini biliyorum. Burada anne babaların en çok yapması gereken şey şu. Şimdi eğer ben kendi çocukluğumla kavgalıysam, ben annemle babamla kavgalıysam, hala sağlıklı bir yerde oturtamadıysam... Kendim gibi olmasın diye çocuk çok uğraşırım. Benim çocukluğum gibi olmasın diye çok uğraşırım. Ama o zaten bambaşka ve eşsiz birisidir ve bambaşka bir ortamdadır. Ve doğal olarak benim yapamadığım her şeyi yapsın diye bir mücadeleye girdiğimde ben varımdır ama çocuk yoktur. Evet. Ve çocuk da bunu öğrenir biliyor musunuz? Anne çocuğu nasıl sevdiyse çocuk dünyanın onu öyle seveceğini düşünür ve görülmediyse kimse onu görmeyeceğini düşünür. Evet. Sevim, yani aslında burada dediğin gibi sevgi problemi yok. Biz sevgi çok problemi. Seviyoruz. Nasıl sevmek? Ama kendimizi sevmek başka bir şey. Yani mesela daha yeni yaptığım koç, yani ben 11 yıldır koçluk yapıyorum. Ve ortak senin söylediğin her şey danışanlarımda da yaşıyorum. Çünkü onlar da anne babalarından öyle gördüler. O yüzden farkındalıkla anne baba derken bana nereden yara geldi ve ben o yarayı fark etmeden nereden veriyorum diye. Şimdi bazı anne babalar şunu söyleyecektir, ben öyle yapmıyorum. Çok güzel. Kelimelerimizle çok ciddi iletişim kurmuyoruz. Beden dilimiz, kendimizden sakladığımız duygular bile çocuğumuza çok geçer. Bir örnek vermek istiyorum. Anne baba eğitimleri yaptığım dönemde işte çocukla özgüveni konuşuyoruz yine. Bir tane anne de bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Leyla Hanım ben çocuğuma çok güveniyorum. Biliyor musunuz? Benim çocuğum bir gün patlayacak. Peki dedim çocuğunuza bunu nasıl hani hissettiriyorsun, anlatıyorsunuz? Dedi ki, oğlum biliyor musun? Bir gün patlayacaksın, ben sana inanıyorum. Sen çok potansiyelli, harika bir çocuksun. Bir gün patlayacaksın. Olumlu anlamda patlayacak. Anlamda. Anladım. Bir gün ama kelimesi de, bugün patlayacaksın, kendini ortaya çıkartacaksın. Bir gün patlayacaksın, kendini ortaya çıkartacaksın. Dedim ki, güzel kadın, söylediğimiz her şeyin bir de alt metni var biliyor musun? Evet. Patlayacaksın demek. Ben alt metinde aldım herhalde. Henüz patlamadın demek aynı zamanda. Aynı zamanda patlamadın. Henüz patlamadın. Demek. Şimdi çocuk niye biliyor? Henüz olmadığını. Henüz olmadığını. Şimdi yapabilmek yaptığını bilmekten geçer. Evet. Doğru. Yapamadığını düşünürse bir çocuk yapamaz. Neyse eğitimden çıktı. Bir sonraki hafta geldi. Gözleri ışıldıyor kadının. Eğitimden de yarım saat önce geldi. Dedi ki, benim oğlumun yürüyüşü değişti. Benim oğlum derslerini kendi yapıyor. Çantasını kendi hazırlıyor. Dedim ki, ne yaptınız?
Sen şahane bir şey yapmış olmalısın. Dedi ki o gün eve gittim. Bir çocuğumla göz teması kurdum. Eğildim yanına oturdum. Biliyor musun oğlum sen patladın ve ben bunu görmemişim. Sen zaten çok güzel işler yapıyormuşsun. Ben farkında değilmişim. Farkında sen çok iyi bir öğrenci, çalışkan bir çocuk, elinden gelen en iyisini yapan bir çocukmuşsun. Ben bunu görmüyormuşum. Sen çoktan patlamışsın demiş ve ertesi gün çocuk yaptıysa daha da iyisini yapabilirim. Evet. Le geliyor. O yüzden biz çocuklarımıza baktığımızda düzeltmek amacıyla neyi yapamadığına odaklanıyor olabiliriz. Ama evet. Ben bütün velilerden şunu rica ediyorum. Onu zaten biliyor. Neyi yapamadığını herkes bilir. Üstünü kapatmak için bir sürü manipülasyon yapabilir. O başka. Ama çocuk genelde niye yaptığını bilemez. Nerede iyi olduğunu bilemez. Bunu bizim ona anlatmamız lazım. Evet. Biliyor musun bugün şurada çok iyiydin. Biliyor musun şunlar yeteneklerin senin. Desteklemek. Evet. Aynen. Ondan neyi görürsek onu büyüteceğiz. Neyin altını çiziyorsak onu büyüteceğiz. Benim doğru. Çocuğum, o yüzden ben yazdım bazı şeyler ama birazdan söyleyeyim. Ya bu mesela şeyde oluyor ya, sürekli bir çocukla Hı-hı. ilgili ya da hiç fark etmez, insanla alakalı. İşte çok agresifsin, çok agresifsin, çok sinirlisin, çok sinirlenir zaten. Yani çünkü söylediğin gibi orada olumsuzluğu besliyorsun. Yani olumsuz olanı besliyorsun. Olumlu tarafa geçmek gerekiyor ama şöyle de çok ince bir çizgi var. Ben de biliyorsun tek ebeveyn bir anne olarak yıllardır yapabildiğimin en iyisi şeklinde çocuğumu yetiştirmeye çalışıyorum. Ama bazen biz de eksik kalabiliyoruz ya da o an bir şeyi algılayamayabiliyoruz hayat mücadelesinde falan. Daha geçen hafta Umay'la aramda çok enteresan bir diyalog oldu ve o kadar hoşuma gitti ki bunu seninle paylaşmak istiyorum. Dans kursundan geldi ve inanılmaz heyecanlı. Çünkü dans performansını o gün çok beğenmiş ve bunu bana heyecanla anlatıyor. Benim orada yapmam gereken şey heyecanını desteklemek de aslında. Ve ben gerçekten Umay'ın dansı ve diğer arkadaşlarıyla olan diyaloğuna takılıp onu düzeltme eğilimine gittim. Umay suratını astı gitti. Sofraya hazırlıyorum. Yarım saat sonra geldi. Aynen şöyle yaptı bana. Otur konuşacağız. Ben şok. Anlamadım dedim. Anne otur konuşacağız. Ve gerçekten oturttu. Telefonu da lütfen sessize al. Ben konuşurken bana odaklanmanı istiyorum sadece. Yemeği de yapma. Sen biraz önce bana ne yaptığının farkında mısın dedi. Aynen. Ne yaptım? Ben çok hevesliydim. Dansta kendimi çok başarılı hissettim. Ve 2 yıldır dans ediyormuşum gibi profesyonel olarak heyecanlandım. Sen benim heyecanımı paylaşmak yerine beni düzeltmeye gittin dedi. O kadar üzüldüm ve kendime o kadar kızdım ki hani normal şartlarda atıyorum o an günlük bir telaşım olmasa bunu yapmamaya özen gösteren bir ebeveynim ama özellikle sormak istediğim şu soru şu. Anneler babalar da hayat mücadelesinde bazen değil çocuklarını kendilerini unuttukları bir noktaya gelebiliyorlar. İşte böyle bir durumda ne kadar destekleyici profiller oluşturmaya çalışsak da bunu başaramayabiliyoruz. İşte burada dönüp neye bakmak burada gerekiyor? Burada şimdi kendime şefkat getirebildiğim kadar çocuğuma şefkat getiririm. Şimdi ben kendimden dört dörtlük bir şey beklersem çocuğumdan her zaman dört dörtlük bir şey beklerim. Ben kendime yapamama hakkı verirsem çocuğuma yapamama hakkı veririm. Çok normal değil mi? Biz evet. Robot değiliz. Zaten asıl en büyük problem mükemmel olmaya çalışırken çıkar. Evet. Çünkü biz yapabildiklerimizle ve yapamadıklarımızla mükemmeliz. Bütün anneler yapabildikleri ve yapamadıklarıyla bir çocuğun ihtiyacı olan her şeydir. Anneler, babalar yaş pastadır. Ben her gün uyandığımda her halimle çocuğun ihtiyacı olan her şey olduğumu yapabildiğim ve yapamadığım her şeyle çocuğumun ihtiyacı olduğun her şey olduğunu bilerek uyanırsam nasıl gezerim o evde? Evet. Neler yaparım? Ya da bugün de yapamadım, bugün de istediğim gibi birisi değildim, bugün de eksik kaldım dersem ne yayıyorum? Benim gibi olmasın diye eksik arıyorum ve çocuğun her eksiğini benim gibi olmasın diye düzeltmeye çalışıyorum. O kadar değerli bir şey söylüyorsun ki Periciğim. Bir kere yüzleşen yükselir. Bunu söyleyebilmek de çok büyük cesaret. Evet, otur konuşacağız cümlesi mesela benim inanılmaz hoşuma da gitti. Yani hani problemlerini çözme noktasında söz konusu ben bile olsam. Çünkü biz hep düzeltmeye çalışıyoruz. Konuşmaya çalışıyor. Evet. İşte bazen ne yapıyoruz? Evet. Kayıp yaşadığımız durumlar oluyor. Çok normal. Aynen öyle. Kendimize şefkat getireceğiz. Ve yani. Ben şeyle de biliyorsun sahada çok fazla görev alıyorum. Ve çok fazla insanla muhatap oluyoruz. O kadar çok şeye bakıyorum ki mutsuz çocuklarda gördüğüm şey başarısızlık. Duygusu. Aslında programın en başında senin söylediğin şey, başarılı çocuk yetiştirmeye çalışırken mutlu olmalarını engelliyoruz gibi. Ve hepsine de şunu söylüyorum, hayır yapabilirsin, istersen yapabilirsin. Hani kendine bak dediğimiz noktalar var. Ama ebeveynler, işte
doktor olsun, avukat olsun, en iyisi olsun, özel dersten özel derse çocuğu koşturtana kadar ya da atıyorum küçük yaşlarda özellikle influencer annelerine baktığımda hepsini tenzih ederek söylüyorum tabii ki ama çok farklı şeyler görüyorum. Yani çocuğun aynalandığı noktada sırça kısmında çok başka bir yüz görüyorum aslında. Bununla alakalı nasıl toplumsal olarak farklılık yaratabiliriz? Şimdi burada yarışan çocuklar mı? Onları yarıştıran anneler mi? Yarıştıran ebeveynler. Ebeveynler değil mi? Tabii ki. Şimdi ben de şöyle bir örnek vereyim. Öğrenci koşulu da yapıyordum. Dedi ki Hilal abla diyor bana şeye girecek, üniversite sınavına girecek. Ya ben dedi kaç milyon kişiyle yarışıyorum biliyor musun dedi. Kaç milyon rakibim var. Dedim ki onlar senin rakibin değil, onlar senin arkadaşların. Çünkü herkes, okulda herkes ya da evde herkes rakibin diyor. Yani o sınavda baş başasın kendinle. Evet. Hiç kimsenin iyi ya da kötü olması seni etkilemeyecek ki. Kendi yapabildiğin en iyisi. Evet, dedi ki tamam o zaman anladım Hilal abla dedi. Ben o zaman kendimin rakibiyim değil mi dedi. Dedim ki hayır, olabilir mi öyle bir şey? Şaşırdı. Dedim ki bak sen bir önceki halinden daha iyi olmaya çalışıyorsan bir önceki halini de ezikliyorsun. Sen bir önceki yapamayan halinin koluna girersen biliyor musun? Yapamamak çok normal. Ben şimdi daha iyisini biliyorum, senin koluna gireceğim deyip onun koluna girersen daha ileriye gidebilirsin. İleriye gitmek için tek başına, uzağa gitmek için birlikte. Birlikte olmamız gereken kişiler bazen içimizde kızdığımız ve öfkelendiğimiz kişiler. Doğal olarak ben kendi halime çok öfkelenirsem çocuğumun yanlış yapma hakkı hiç vermem. Evet. Şimdi bir şarkı hazırladım ve ben oğlumun süreçlerinde okulda bunu söyledim. Ve öğretmenlere göre hapla, gölge öğretmenle geçireceğimiz süreci iki tane şarkıyla çözdük biz. Tamam. Ve şarkılardan bir tanesinin sen bunu yapabilirsin kanka diyor. Bir kanka rap şarkısı hazırlamıştım ben. Sen bunu yapabilirsin kanka diye söylüyor şarkıda. Sonra diyor ki yapana kadar yanındayım kanka ve yapamamak da çok normal kanka. Yapamamak çok normal bir şey. Biz yapan çocuk istiyoruz. Hiçbir çocuk annesinin karnından doğarken koşmadı. Önce sağa sola döndü, sonra emekledi, sonra yürüdü, sonra koştu. Bizim kontrolü birazcık azaltmamız için çocuğun yapamamasına alan açmamız gerekiyor. Ama bu çok uzun bir yol. Hayattaki öyle. Her şey gibi. Bitmiyor aslında. Evet, ama biz bunu istemiyoruz. Odası hemen toplansın, dersini hemen çalışsın. Kendi iç sistemleri oturmadığı için anne baba süreçten çıkamam diyor. Çıkarsam çocuk düşer çünkü zaten bakın şöyle. Ben çocuğumu nasıl yetiştireceğim biliyor musunuz? Kendi kanatlarıyla uçabilmesi için yetiştireceğim. Hiçbir çocuk annesinin kanatlarıyla uçmaz. Başkasının kanatlarıyla. Ben şu anda yaptığım şeyle çocuğumun kanatlarını mı güçlendirdim, ben mi güçlendim diye sorarsa bir anne ya da baba zaten kendi şifresini çözer. Bir danışanım bana dedi ki çocuğum denize girmekten çok korkuyor ve ben ona diyorum ki korkma. Bak ben yanındayım, güçlü kuvvetliyim. Sana hiçbir şey olmaz, korkma. Asla dedi denize girmiyor, ne yapacağız Hilal Hanım? Dedim ki korkma derken bazen şunu düşünüyoruz. Korkulacak bir şey yok ve sen korkuyorsun. Korkulacak bir şey yok ve sen korkuyorsun. Sen ve çocuk diyor ki, korkulacak bir şey yok ve ben korkuyorum, bu dehşet verici bir şey. Korkak diye ne koyuyoruz? Evet, korkak diye diyoruz. Dedim ki şöyle deseniz nasıl olabilir? Biliyor musun korkmak çok normal. Ben de küçükken şunlardan korkuyordum. Sonra şöyle açtım. Bir deneyeyim bakalım ne olacak dedim. Çocuk adam geldi. Dedi ki yıllardır denize ayağını basmayan oğlum. Biliyor musun oğlum korkmak çok normal. Ben de şunlardan korkuyordum. Sonra şöyle açtım deyince suya girdi dedi. Yapamamak normalse, korkmak. Biz bazen çocuklarımızın üzülmesin diye çok üzülüyoruz. Evet ya, bir de öyle bir şey var değil mi? Onu, o yüzden üzme durumu bu önemli ya. Bu önemli. Bu önemli evet. Kesinlikle. Şimdi çocuk üzülmesin diye çok üzülüyoruz. Çocuklar yetersizlik üzülecek. Duygumuzu aslında evet. Bence öyle. Kişi kendini yetersiz ve değersiz hissettiğinde çocuğuna yetemiyormuş gibi hissediyor. Çünkü zamanında ben de bunu çok hisseden ebeveynlerden biriydim. Umay'ın bebeklik döneminde biz yalnız yaşamaya başladığımızda aman Allah'ım dedim ya hani şu an hani bir bebek var hani daha hani böyle taytaylıyor ama tek başımayım. Çalışmak zorundayım, ona bakmak zorundayım ve bütün korkularımı aslında böyle o üzülmesin, her istediğini alayım, istediği her an yanında olayım, gece uyumayayım önce işte onunla ilgileneyim, işte işe mümkün olduğunca geç gideyim ne bileyim erkenden geleyim falan derken ben 3 yılımı kaybetmişim.
sonrasında fark ettim ve ben bu özellikle bu duyguyu yaşayanlar genel itibariyle boşanmış ebeveynlerde de çok görüyorum. Mesela bir arkadaşım işte boşandıktan sonra çocuğunu başka bir şehirde bırakmak zorunda kaldığında onu üzdüğünden, ona yetemediğinden, onun her anında yanında olamayacağından o kadar çok endişeleniyor ki bunun çocuğun üzerinde yarattığı tahribat ya da yaratmadığı, aslında ne yapması gerektiği ile alakalı biz ebeveynlerin neler söyleyebiliriz? Yetersizliğimizle. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Yetersiz hissettim dedi. Şimdi kimse yetersiz değildir ama yetersiz hissedebilir. Evet. İşte biz hislerle geçiriyoruz. Yetersiz hisseden bir anne ne kadar çabalıyorsa da, ne kadar bütün gün iş yapıyorsa da yetersizliği çocuğuna geçirir. Ve biz yetersizlik duygusuyla dünyaya gelmeyiz. O duygu bize birisinden geçmiştir. Hiçbir zaman yetersiz olmayız ama yetersiz hissedebiliriz. Hiçbir zaman geç kalmamışızdır ama geç kalmış hissedebiliriz. Ya da öyle manipüle edilmiş olabiliriz. Tabii şimdi mesela şöyle düşünün. Ya bir tane çok kısa anı anlatacağım. 2 yaşında anneannesine bırakılmış bir çocuk düşünün. Annesine çok kızgın. Neden beni bıraktın diye haklı olarak kızıyor. Sonra şöyle bir bakış açısı geliştirdi zamanla. Dedi ki acaba annemin annesi her şeyi çok iyi yapan bir kadındı ve çok her şeyi çok iyi yapan bir kadınsanız sisteminizi bir şey yapamayan birisini var edersiniz. Tamam mı? Ve çocuğuna ne kadar yetersiz olduğunu anlatan hikayelerle büyüdü. Ve çocuğu doğduğunda yetersiz ve değersiz bir genç bir kadın olarak kime emanet etti çocuğu biliyor musunuz? Her şeyi yapabilen gitti kadına emanet etti annesine. Annesine. Ve aslında burada bebeği bırakmak diye bir şey yoktu. Bebeği bakamayacağını düşündüğü için bakabileceğine inandığı güvende birisine teslim etmek vardı. Ve kadının hikayesi ben terk edildiğim noktasında kurduğu bir hayattan ben emin elleri aslında teslim edilmişim dediği başka bir bakış açısına evrildi. Evet. O yüzden hiç durmadan kontrolsüz bir şekilde çalışıyorsam, kontrolsüz bir şekilde hareket ediyorsam, aynı anda 5 iş yapmaya çalışıyorsam ve sürekli üretmeye, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorsam ben sistemimde beni dengelemek için yapamayan yavaş bir çocukla eşleştirilirim. Çünkü o bana dur demeyi öğretmek içindir. Çocuklar kutup yıldızıdır. Ben yok olmuş bir kadın olduğum için oğlum teşhis kondu. Ve ben sonra şunu dedim. İç dünyasına bu kadar kapanan bir çocuk nasıl yarattım ben? Giden bir adam nasıl yarattım? Olmayan bütün ünvanlarımı nasıl kaybettim? Hiç kimse tanımadığım bir şehirde nasıl oldum? Bu neyin aynası olabilir? Sorumluluğu alacaksan benim aynam. Yok olmuş bir kadın yok eder. Ha peki o zaman var olursam da var edebilirim. Dedim. Ve ondan sonra sorumluluğu aldığım yerde ben önce kendimi var oldum. Kendimle barıştım. Yapabildiklerim ve yapamadıklarımla barıştım. Şimdi biz duyguları ikiye ayırıyoruz. Kaka duygular ve güzel duygular diye. Üzülmek, korkmak, yapamamak yanlış. Mutlu olmak, neşeli olmak güzel. O yüzden ben çocuğum üzüldüğünde çok üzülürüm. Korktuğunda ondan daha çok korkarım ve korkma derim. Oysa ki bütün duygular bizim rehberimiz ve onların içinden geçersek öğreniriz. Üzülmenin normal olduğu bir evde çocuk üzüntüsünden öğrenebilir. Biz korkmaktan korkuyoruz, üzüleceğiz diye de üzülüyoruz. Duyguların tamamını yaşayamıyoruz. Yarım duyguyla yarım bir yaşam. O yüzden çocuklarınız bir şeyden korkuyorsa normal. Bırakın bir şey üzülsünler ve ağlasınlar. Ondan öğrenecek. Herkes öğrenir. O da bir tecrübe. Evet. O zaman var olabilmek için önce insanın kendisini değiştirmesi ve dönüştürmesi gerekiyor. Ve çocukta da aynı şekilde yaratabilme gücünü kullanmak için yine kendi özbenliğimize dönüp kendimizi tekrar değiştirip dönüştürüp belki de baştan yaratmamız gerekiyor olabilir. Tam olarak o. İşte, aynen. O yüzden şimdi diyorum bana yaranı söyle, çocuğun nereden yaralayacağını söyleyeyim. Nereden yaralandıysak oradan yaralarız. O yüzden kişinin kendini keşfetmesi, hem yarasına hem ışıldayan yönlerine bakması çok değerli. O yüzden ben böyle çok kısa notlar aldım kendim için mutlaka söyleyeyim diye. Çünkü benim hayatımın amacı bir çocuğun kendi özünü ve muhteşemliğine inanması. Noktası. Biz bazen ne yapıyoruz ebeveyn olarak? Mesela zorlu bir evlilik sürecimiz var. Zorlu bir iş hayatımız var. Ve bir yerden çıkamıyoruz. O işi terk edemiyoruz. O kişiden ayrılamıyoruz. Çocuğa şunu diyoruz. Biliyor musun senin için katlanıyorum. Ah. Çocuk paramparça, utanç içinde ve çok dağılmış durumda. Çünkü diyor ki annemin bütün mutsuzluğu benim yüzümden. Şimdi umut, coşku, motivasyon nereden gelecek? Evet. Nasıl? Sen istediğin kadar çocuğa neden motive olması gerektiğini anlat. En güzel okula gönder. 5 tane de öğretmen tut.
senin için katlanıyorum cümlesiyle büyümüş bir çocuk potansiyelin %1'ini gerçekleştirebilir. Çocuktaki yarattığı duygunun karşılığı nedir bu? Katlanılmak. Ben var olduğum için annem çok mutsuz. Keşke olmasaydım. Keşke olma. Yok olmayı seçiyor. Yok olmasaydım. Ve hayatta çünkü göreceksin. Varlığı en sevdiği insanı rahatsız ediyor. Rahatsız etmiş. Evet. Tabii. Kendisini i̇şte, tahammül çocuğun, edilecek bir varlık olarak görüyor. Düşünsenize ve buradan bir dünyayla iletişim kuracak. Hı hı. Ben tahammül edilen ve aslında insanlara iyi gelmeyen birisiyim deyip ona iyi gelmeyecek ve ona böyle hissettirecek birisiyle evlenecek. Bildiği cehenneme çekecek. Bildiği cehennem yani. Tanıdık duygusunu yarattı. Aynen. Ya da bazen şöyle duyuyorum. Yani bunlar çok iyi niyetli cümleler. Bunu söylerseniz kendinize kızmayın. Yani burada bir şeyleri fark eden izleyicilerimiz varsa lütfen kendilerini kızmasınlar. Kendilerini kızarlarsa daha kötüsünü yaparlar. Hmm. Çünkü ben bugün çikolata yemeyeceğim diye sabaha kadar düşünürsem ertesi gün kesin çikolata yerim. Kendinize şefkat getirin ve deyin ki bilmiyordum ama şimdi biliyorum niye farklı yaparım. Çocuklarımı çok seviyorum ama bir daha dünyaya gelsem çocuk yapmam. Hmm. Bir daha dünyaya gelsem asla çocuk sahibi olmak istemem. Yani bundan sonra ve önce söyleyeceğiniz hiçbir şeyin bir anlamı yok. Bitti orada artık. Aslında çocuk orada mesajını aldı. Dedi ki ben istenmeyenmişim. Evet. Ya da seni çingenelerden aldık. Bakın komik geliyor ve biz gülüyoruz ya. Leylekler getirdi de var mı bunun çok, içinde? Evet çok kötü. Maalesef yani, gülüyoruz yani. Ama. Çok kötü. Çok kötü. Bana ait değilsin. Evet ben. Aidiyet duygusu yok. Aidiyet duygusu yok. Şimdi o çocuk ne bileyim. En iyi ünvanlara geliyor ya da gelmiyor. Hiç fark etmez. Duygusu hiç değişmiyor. Ben muhteşem insanlarla çalışıyorum. Böyle dışarıdan hayranlıkla bakıp da bir gün çalışır mıyım dediğim insanlarla bugün çalışıyorum. Ve içinde o küçük çocuğu görüyorum. Görülmemiş, değerli hissettirilmemiş, sevilmemiş hak ettiği gibi. Mükemmel olmaya. Evet, yapmak zorunda kalmış. Yapmak zorunda kalmış. Ama yapmak istediği için değil. İşte seçmek zorunda kaldığı hayatı yaşayanlarla seçtiği hayatı yaşayanlar arasındaki fark toplumda her şekilde yine ortaya çıkıyor. Aynen. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii, sorun o önemli varsa. Notlarımızı. Evet. Mesela bazı kelimeler vardır. Bunlar çocuğu çok yıkar. Mesela bile kelimesi bazen çok yıkar. O bile. İşte o bile yaptı. O bile kazandı. O bile başardı. Şimdi çocuk şunu duyuyor. Annem bana kötü bir şey söylüyor ama kendimi berbat hissediyorum. Ama neden? Bakın çocuklar anne ve babasından asla vazgeçmez. Her zaman kendisinden vazgeçer. Hı. Ve bu çok kıyaslanmış bir zihin haritasının cümlesidir. Bile. Bir sürü insana göre sen bilesin. Biz bile rahatsız oluyoruz. Tabii. Yani. Evet, tabii. Aynen. Çok beni rahatsız eder. Kıyaslanmak. Kıyas kırar. Aynen. Daha iyi, daha çalışkan, daha becerikli arkadaşları vardır. Ama 13.6 milyar önce Big Bang başladığından beri çocuğunuz hiç kimseye benzemesin diye yaratıldı. Bazen çocuk şöyle çünkü horlanabiliyor. Sen kime benziyorsun ya? Bana çekmedin. Her şeyde var ya. Tuvalete de böyle yok. Annenin ya da babanın sevmediği akrabasına benzetme bir durumu. Aynı halasına çok çekmiş, kızgınsan, aynı dayısına çekmiş mesela, falan gibi. Aynı babası. Çocuk şöyle düşünüyor. Zaten kime benzeyeceğim ki? Tabii ki babama benzeyeceğim. Ama bu çok korkunç bir şey. Ama kötü özellikleri zaten kötü öfke noktasında benzetmeye çok kötü. Yapmıyoruz. Evet. O da bunları. Niye benziyor biliyor musunuz? İyi puan alıyorum. Hoca bana iyi puan verdi. Ben aldım. Kötü puan veriyor. Hoca verdi. İyi bir şey yapıyorum. Çok çalıştım, başardım. Kötü bir şey oluyor. Kısmet. Yani biz hani haşa Allah'a bile kötü şeyleri atfedebiliyoruz ki çocuğun bunu daha beterini yapıyoruz. İyi bir şey yaptıysa benden, kötü bir şey yaptıysa diğer ebeveynden. Ve çocuk, kibir mi bu? Kibir. Değil mi? Kibir nereden kaynaklanır ama biliyor musunuz? Nereden? Çok az ve küçücüksem iki tane göstergesi olur az ve küçücük olmanın içinde. Öyle değildir. Herkes harikulade ve muhteşemdir. Hı hı. Ama nasıl ki değersiz hissediyorum, az ve küçücük hissedebilirim. Az ve küçücük hissediyorsam dışarıda birisinden üstün olmak zorundayım. Ha, evet işte. O yüzden kibir ortaya çıkıyor. Yani aslında kibirli dediğimiz, kibirli diye nitelendirdiğimiz evet. insanların evet. ciddi bir özgüven eksikliği var. Ve aşağılık kompleksi evet. sahibi olduğunu mu? Söylüyoruz. İşte bu farkındalıksız yaşam. Burada not almıştım. Mutlaka söylemek istiyorum. Bakın farkındalıksız bir yaşamda yaramdan nasıl yara açıyorum biliyor musunuz? Aşağılandıysam aşağılıyorum. Bana güvenilmediyse kimseye güvenemiyorum. Her şeyim kontrol edildiyse her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. Küçümsenmişsem küçümsüyorum. Zorbalığa uğradıysam zorbalık yapıyorum. Dövüldüysem dövüyorum.
Ve sonra çok pişman oluyorum ama ertesi gün yapmaya devam ediyorum. Durduramıyorsun. İşte bu farkındalıksız bir yaşamda bu böyle olur. İşte farkındalık bir dakika. Buna ben maruz kaldım ama ben maruz kaldığım şeyden daha büyüğü. Çok normal bu şekilde yapmam. Bunu ben öğrendim ama bundan daha iyisini yapabilirim. Bu ben değilim. Yani sünger gibiyizdir biz. Var olduğumuz ortamın suyunu çekeriz. Evet. Ama yetişkin olmak demek ben suyumu sıkabilirim. Hı-hı. Ve kendimi hak ettiğim başka bir suya bırakabilirim demek. Çocukken yapamam. Peki bağımlılıklarda da var mıdır? Tabii. Yani geçen hafta da biz Bilge Hanım'la bu konu üzerine konuştuk. Bu ara hep bunun üzerine gidiyorum yani. Çünkü insanın her türlü bağımlılığının olumlu ya da olumsuz bir yerden geldiğini görüyoruz. Özgüven eksikliği, bağımlılığı tetikleyen tabii duygulardan anne, bir tanesi diyebilir miyiz? Anne ile ilişki. Bakın bütün bağımlılıklar. Bu kişi bağımlılığı olabilir. Bir ürün ya da bir madde bağımlılığı madde, olabilir. Alkol, aynen. Sağlıklı hak ettiğim şeyi alamadıysam, zaten kendimin iyi ve değerli birisi olmadığını düşünüyorsam, iyi ve değerli olmayan şeyler yaparım. Çünkü orası benim tanıdık duygum. Tükenmeye mi gidiyor orada? Çünkü ben zaten sevgi almaya ya yeterli ve değerli değilim. Özenilmeye yeterli ve değerli değilim. Ben bir şeyi başarabilen bir insan değilim. Ben eksik ve hatalı olanım. Eksik ve hatalı olmak için neler yapabilirim bu hayatta? Madde bağımlısı olurum. Sağlıksız ilişkiler kurarım. Ve burada çok haklıyımdır biliyor musunuz? Şimdi haklı olmaktan özgürleşmek çok önemli. Aynen. Haklıyımdır ve ben mağdurumdur. Bakın en mağdur olduğumuz yer en haklı olduğumuz yerdir. İnsanlar ne kadar kötü, ben madde kullanmak zorunda kalıyorum. İnsanlar ne kadar kötü, içmek zorunda kalıyorum. İnsanlar ne kadar kötü ama o insan genelde ya annesidir ya babasıdır aslında en temele indiğimizde. Doğal olarak haklı olmaktan özgürleşmeden mağdur olmaktan da özgürleşemeyiz. Kurban psikolojisinden çıkmamız gerekiyor. Tam olarak kurban psikolojisinden aynen çıkmam gerekiyor. Küçükken ben şöyle örnek veriyorum. Kendi başımı okşayamazdım. Aynı papamı silemeyeceğim gibi. Ama yetişkin olmak demek bütün ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim halde olmak demek. O yüzden bakın senin için katlanıyorum. İki tane etkisi var bir çocuğa senin için katlanıyorum dediğinde. Bir, sen bana hiç iyi gelmiyorsun ve bütün hayatımın olumsuzluklarının sorumlusu sensin diyorum çocuğa. Peki her şeyin sorumlusu oysa ben kendimi çocuk konumuna düşürdüm, orada bir yetişkin yarattım. Evet. Bana diyorum ki onu kurtar. Geçen gün danışanımla konuşuyoruz. Annesi sürekli öyle söylüyormuş. Ben sizin için katlanıyorum. Ve çocuk da annesinin babasının kavgasının arasında ben ne yaparım da çözerim diye uğraşıyor. İşte otun bütün şiddetin arasına giriyor, durdurmaya çalışıyor. Ama ne yapamıyor biliyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyor. Anne baba kavga ediyor ve şiddet devam ediyor. Ve çocuk benim yüzümden bunu yaşıyor ve ben durduramıyorum diye suçlu hissediyor. Bakın bütün bağımlılıkların altında suçluluk duygusu yatar. Evet. Hem de bir çocuğun hiç hak etmediği halde hissettiği suçluluk duygusu yatar. Ben bütün çocuklarınıza ve kendi çocukluğunuza lütfen şunu söyleyin diye mutlaka söylüyorum. Çocuklar masumdur. Evet. Sorumluluk bizim. Sen masum olansın. Onların masumiyetini keşke koruyabilsek. Yani toplumda, dünyada o kadar değişmeye başladı ki maalesef insanlar masumiyetini böyle fütursuzca kaybedince, çünkü masumiyet çok ciddi korunabilen bir şey olmayabilir ama çok zalimce kaybetmeye başlayınca bundan en çok etkilenenler aslında çocuklarımız oluyor. Ve toplum demek çocuk demek aslında. Evet, vatanı mutlu korumak, çocuklar. Çocuğu korumakla başlar aynen demiş Mustafa Kemal Atatürk. Biz çocuklarımızı koruyamadığımız müddetçe hiçbir şeyi koruyamayız. Ve çocuk masum olduğunu bilmezse daha iyi bir şey neden yapsın ki? Ben iyi birisiysem daha iyi bir şey yaparım. Ben suçluysam suçluluğumu yaratacak şeyler yaparım. Nereden besleniyorsa aslında orayı oluşturuyor. Tabii biz de bir dönüştürücüyüz. Aynen. İstediğimize değil hep bildiğimize dönüştürürüz Pericim. Aynen. Ya çok çok evet, böyle tatlı, yüreğinin çok güzel olduğunu bildiğim bir öğrencim vardı. Bir kız öğrencim. Nasıl da güzel ama sürekli şiddet. Yani aslında otur konuş karşılıklı. O kalbinin güzelliğini görebiliyorsun ama bir problemle maruz kaldığında ilk başvurduğu şey şiddetti. Fiziksel şiddet. Arkadaşlarına şiddet uygulamak, dövmek, işte saçından tutup sürüklemek, dışarıda işte erkeklerle erkek gibi kavga etmek vesaire falan. İşte temeline indiğimizde babanın anneye sürekli şiddet uyguladığını, annenin bu şiddete karşılık veremediğini ve bir kız çocuğunun o şiddetten ya da o şiddete maruz kalmamak adına şiddet görmediği halde
annesine yapılan davranışın intikamını aldığını. Evet, yarasından gördüm. Yara açtık. Yarasından yara açtık gibi. Yani o kadar evet. çok örnek var Tabii. ki. Aynen. Ama Süreniz. Sanırım evet son şeylerimizi toparlayalım tamam. ve bir sonraki programda devam etmemiz Tabii. gereken bir yer varsa orada da mutlaka şey yapabiliriz. Tamam. O zaman çok kısa neler yapsalar daha iyi olur. Birazcık hemen onları özetlemek istiyorum. Bir kere ebeveynler genelde oldukları yerde değiller. Hep başka bir şey düşünüyorlar. Hı-hı. Ya geçmişte ya gelecekte ya birisinde. O yüzden çocuğunuz olduğunuz lütfen bütün zamanlarda orada olmayı özenin. Bir saat bile oradaysanız çocuğunuz için yeter. Kaliteli zaman bu demek. Hı-hı. İki, odağını çocuğun yapabildiklerine, nerede ışıldıyor, nerede parlıyor ona ver. Çünkü neye odaklanırsak onu büyüteceğiz. Anne çok etkilidir. Ne zaman anne özünden uzaklaşır biliyor musunuz? Etkili olduğunu düşünmediğinde daha çok kontrol etmeye çalışır. Annenin bütün kelimeleri kaderi yazar. O kadar değerlidir. Duyguların yaşamasına izin vermekten bahsettik. Ne yaşıyorsa, hani geçecek bu demek değil de ne hissediyorsun? Anlat, nerede yaşıyorsun? Bağırmak ne istiyorsun? Bağır. Hani gerçekten duygusunu boşaltması çok Boş değerli. Boşver de demeyelim. Boşver de demeyelim. Aynen bu çok önemli. Çocuk evet. kendi problemini çok değersiz hissediyor. Lütfen kimseye boşver demeyin. Ben de bu konuda çok rahatsız olurum yani. Evet. Ve özgüvenli çocuk hayat başarısı olan çocuktur. İzin verin evde sorumluluk alsın ama ilk başta yapamayacak, yarım yapacak, eksik yapacak. İlk başta koşamadığı gibi ne yaptı sağdan sola döndü, emekledi, yürüdü, koştu. Aynı aşamalardan geçecek. Hayat başarısı olan çocuk özgüvenli çocuktur. Kimin kanatları büyürse onun kanatları gelişir ve hiçbir çocuk annesinin kanadıyla uçmaz. Bırakın çocuklarınızın kanatları gelişsin. Çok teşekkürler. Çok kıymetli bilgilerdi bizim için. Umarım bu programdan herkes alması gerektiğini alacaktır diye düşünüyorum. Sevgililer, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, her cuma saat 15'te TV'den ekranlarında Kadınlar Konuşuyor programıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Instagram'dan Perihan Yıldırım ve TV'den Instagram sayfamızdan da telefon ve iletişim numaralarından programa konuk olmak istiyorsanız eğer bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Mutlu hafta sonları diliyoruz hepinize.